Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Efendim yine çok heyecanlıyız. Yine yeni bir kursumuz e, çıktı. Yıllar oldu vallahi yıllar olmuş. <laughs> yani en son kursu yapalı. Bu benden çok istenen, çok talep edilen bir kurstu Viop kursu ama e, böyle ben biliyorsunuz tipik yani işte bakın Viop budur, böyle işte şuradan teminat yatırıyorsun falan. Yok ben tamamen farklı bir şey anlatmam lazımdı ve kendi kullandığım Viop stratejimi bir sistematik haline getirip e, kurslaştırdım ve onu anlattım bu VIOP long short kursumuzda. E, i̇çeriğinde ne var onu söyleyeyim hemen. Efendim içerikleri neler var biliyor musunuz? Çok basit bir VIOP nedir dam giriş yapıyoruz tabii bu klasik e, çok kısa zaten birkaç dakika bir özet geçiyoruz. Arkasından işte neye göre yükselmiş, neye göre düşmüş kavramlarını anlatıyoruz. E, bir e, Anchorink, ondan sonra bir benchmark alacağız. Neyi biz sabit almalıyızdan başlıyoruz. Ondan sonra pair trade'i öğreniyoruz, çiftler halinde trade yapmayı öğreniyoruz. Daha sonra benchmarkımızın bazında grafik nasıl oluşturulur onu öğreniyoruz yani. Bu konsept zaten inanılmaz önemli, İnanılmaz önemli böyle. Yani Bugüne kadar profesyonellerin işte bu Bloomberg terminallerinde falan yaptığı şeylerde artık biz onları rahatlıkla yapabiliyoruz. Ee, eskiden Excel'de böyle teker teker bunları yapabilmek için hepsinin dökümlerini alırdık, sonra birbirlerini oranlardık, sonra onları grafikleştirdik falan. Allah uğraş baba uğraş yapardık yani. Son birkaç senedir bu işler artık çok 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 kolay ve ücretsiz. Onun nasıl yapıldığını öğreneceğiz ve onun mantığını öğreneceğiz. En önemlisi yani ben stratejiye tamamen işte maddi gir verdi, arasay çıktı. Öyle bir şey zaten yok kursta. Biz e, işin mantığını öğreniyoruz tamamen. Niye böyle düşünüyoruz? Neye göre trade bakıyoruz? Onun neden böyle düşünüyoruz? Nasıl bulabiliyoruz? Nasıl yapıyoruz? Para yönetimine kadar gideceğiz. Ondan sonra e, hedge fund stratejilerinin nasıl çalıştığını öğreniyoruz. Yani long short ne demek? E, hem yukarı hem aşağı yönü nasıl? Neden oynanır ve bu ne anlama gelir? Ve bu bizim için ne ifade ediyor? Öğreneceğiz. Daha sonra ee, örneklendireceğiz tabii onları bir sürü bir şekilde. En sonunda işte onlara göre trade'imizi nasıl bulabiliriz yani onların düşünce mantığıyla gidip trade'lerimizi nasıl bulabiliriz diye bakacağız. Daha sonrasında para yönetimini öğreneceğiz ki benim için en önemlisi e, bir strateji hep söylerim tamamen işte şuradan gir buradan çık değildir. İş tamamen mantıktan başlar. Ondan sonra e, risk yönetimini öğretir, para yönetimini öğretir, pozisyon yönetimini öğretir. Ve bunların hepsi birden aynı anda uygulanırsa o bir strateji olur. Yoksa yani öyle bir şey yok abi ya. Yok yani. Ondan sonra para yönetimini öğreneceğiz, risk yönetimini öğreneceğiz, pozisyon yönetimini öğreneceğiz ve bunları da örneklendireceğiz. Yani kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak e, bu bahsettiğim stratejiyle ilgili. Her zamanki gibi tutabildiğim kadar kısa tutmaya çalıştım. E, biraz çenem düşüyor benim bazen ama işte yapacak bir şey yok. Olabildiği kadar maksimum kısa tutmaya çalıştım yani e, ne kadar kısa yapabilirsem diye çünkü Udemy'de özellikle izleyicinin öğrenci'nin kafası çok dağılıyor e, yani bir saatten fazla olan kursların neredeyse yüzde 99'u e, izlenmiyor yani kursun bir yerinde insanlar bırakıyor böyle bir istatistik var Udemy'nin bize sağladığı e, onun için olabildiği kadar kısa ve net. O yüzden slaytlar halinde tutuyorum ben zaten. Pat 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 diye gideceğiz her yeri yine. Aynı şekilde önceki kurslar gibi minimumda tutmaya çalıştım yani. bence yeterli oldu. Gayet anlaşılır oldu ve sadece bu kurs içinde değil yine işte sadece VIOP long short kursun stratejisinin içinde kullanılacak şeyler değil. Burada anlatılan konseptler sizin bütün trade'lerinizi etkileyecek. Yani uzun vadeli trade'lerinize bakış açınızı da değiştirecek orta vadeli veya kısa vadeli trade'lerinize de spot piyasadaki trade'lerinize de e, bakış açınızı değiştirecek birkaç konsept var. Onları anlatacağım. Onlar lütfen bu kursun içinde zaten söyledim ısrarla da buradan yine söylemiş olayım. O konseptler lütfen sadece bu stratejinin içinde kalmasın. Bunu bütün trade'lerinize uygulayın yani. Anlayacaksınız ne olduğunu kursun içinde. E, olay bu. Bu kursu dediğim gibi ben yine Udemy'nin e, ...yayınlayabildiği, bize izin verebildiği en düşük fiyattan yayınlayacağım. Ondan sonra en dip fiyattan yayınlayacağım. Bütün kurslarımı ilk günden beri biliyorsunuz e, 29 TL falan da o zamanlar en dip fiyattan yayınlıyorum. Bunu da yine en dip, Udemy'nin izin verdiği en dip fiyattan yayınlayacağım. Ama arada Udemy fiyatları çıkartıyor, düşürüyor biliyorsunuz değişiyor. O yüzden e, Instagram veya Twitter adresimden e, Udemy'nin bize izin verdiği yine ayda 3 kere izin veriyor bize indirim kuponu yapmaya. Ee, ve o kuponu yazdığınızda en dip fiyattan alıyorsunuz. Hem de e, Udemy'nin Udemy'nin Udemy'ye pay vermiş olmuyorsunuz. Onun için linklerden yani Udemy'nin kimin kursunu alacaksanız onun verdiği linklerden vesaire almanız önemli yani. Onu da söylemiş olayım buradan ilk defa 28. kursta söylüyorum. <laughs> Öyle yapın yani. Çünkü çok fazla e, bizim de vesile olduğumuz şey yaptığımız çok fazla arkadaşımız artık böyle eğitimler yapmaya başladı. En azından onlar için söylemiş olayım yani link insanların linklerinden alınız kursu. Zaten aynı fiyatta alıyorsunuz. Hatta daha ucuza alıyorsunuz. En dip fiyattan alıyorsunuz kullanıcının verdiği ve hem de kullanıcının kullanıcıya vermiş oluyorsunuz ödemeyi. Öbür türlü Udemy'ye vermiş oluyorsunuz. Ondan sonra bir o, iki bu indim kuponlarını almak için yani fiyat, en düşük fiyattan işte herhalde şu an 109 lira Udemy'nin en düşük fiyatı. Bu fiyatlardan alabilmek için dediğim gibi Instagram'dan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Orada ben ayda iki kere üç kere bazen iki kere yani unutuyorum çünkü. Ondan sonra kod yayılıyorum. O kodlardan kullanıp o linklerden veya o indirim kodunu yazarak Udemy üzerinden en dip fiyattan satın alabilirsiniz. Çünkü bizim derdimiz buralardan kar etmek değil. Bilenler biliyor. Başka şeyleri de anlatmayacağım. Bizim buralardan kar etmek değil derdimiz. Tamamen herkese erişimi olması. O yüzden yine dediğim gibi bu kursta her zamanki gibi Udemy'nin yayınlayabildiği daha düşük fiyattan yayınlayabilsen daha düşükten koyacağım. Ama en düşük, en dip bu Udemy için. Buradan yayınlıyoruz. Açıklamada link var. Oradan direkt satın alabilirsiniz. Ve bunu daha sonra izliyorsanız yani o link artık geçerli değilse ki açılış linki geçerli diyebiliyorum. Lansman linki. Değilse de bir Instagram'a bakın. Veya Twitter'a kesinlikle şeyi e, yayınlamışımdır. E, i̇ndirim kodu son bir geçerli indirim kodu vardır. O kodu alıp e, kursu en dip fiyattan dediğim gibi satın alabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Yine diğer kurslar gibi incelemediyse incelemediyseniz diğer kurslarımı da inceleyin. Bu arada e, Udemy'de rekor bizde 30 bin kişiyi geçtik. 32 bin kişi var şu an öğrenci e, Udemy'de. Hepinizden e, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Büyük onur yani benim için bu ve 70 binli de geçtik kurs sayısı olarak yani 70 binden fazla eğitim verildi 30 bin küsür öğrenciye bu benim için tabii çok büyük onur çok büyük gurur yani bunun üstü yok abi yani ee, o yüzden hepinize teşekkür ederim neredeyse bütün kurslar bestseller oldu hepsi alanında lider oldu efendim bu da e, umarım e, kullanıcılarımıza e, hayırlı uğurlu olur Vatana millete diyeceğim <laughs> ama çok yani risk yönetimi kısmını özellikle çok fazla e, abarttığım için beni biliyorsunuz defansif ben çünkü hiçbir zaman kumar oynamaktan yana değilim. Her zaman risk yönetimi, defansif e, ve masada kalma. Beni biliyorsunuz, sanız, duymuşsunuzdur. Masada kalma mantığı benim için çok önemlidir. Hiçbir şey al alamıyorsa buradan abi, bir tane işte çok önemli bir bakış açımız var. Onu alması ve risk yönetimini alması bile benim için yeterli ya. En önemlisi bu batmayın abi batmayın yani lütfen risk almayın acayip riskler almayın hele ki kaldıraçlı piyasalarda ee, abartı riskler aman ya aman Allah korusun yani abi gerek yok bak bir sıçrayacaksın iki sıçrayacaksın batacaksın yani en sinir olduğum konu en azından onu bir netle onu kafanızda çok netleştireceğimi düşünüyorum onun için Excel falan bile yaptım böyle yani risk yönetimi için o, oraları bile alsanız abi bana faydası yeterli yani benim için yazık günah ya. Yani zaten memleket daha bir zor yani her şey böyle millet hakikaten zor çıkartıyor 3 kuruşunu ve anlıyorum da yani şey yapmak zorunda kalıyorlar. Hani bir yerlerden bir şekilde değerlendirmek zorunda hissediyorsunuz kendiniz Abi onu da anlıyorum ama bunun çözümü e, gözü kapalı anormal risk almak değil. Risk yönetimini yapalım, risk yönetimini yapalım, risk yönetimini yapalım arkadaşlar. Yine sosyal mesaj verdim. <laughs> Durum bu efendim. Kursta görüşmek üzere veya bir sonraki videoda YouTube'dan izliyorsanız, bunun tanıtımı YouTube'a da koyacağım çünkü. Ee, görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakınız efendim.